Hello everybody. This is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar 10. sınıf İngilizce 2. dönem full tekrar hoş geldiniz. Hemen sayfayı çeviriyorum ve bakalım neler göreceğiz. Şimdi diyor ki arkadaşlar, if close isteyeceğiz. Type 0 ve Type 1'i göreceğiz. Should, ought to yani tavsiyeler göreceğiz, had better. Zorunluluklar vardı, must, have to gibi. Present ve past'ın pasif yani edilgen yapılar göreceğiz arkadaşlar. Sonra birinci, ikinci, ilk olarak, son olarak yani olayların sıralandırılmasını göreceğiz. Efendime söyleyeyim kişisel bilgilerimizi bir konuya ilişkin nasıl aktarırız? Ne yapacağız arkadaşlar? Bunları I think mesela I don't think. Sonra preferences yani bir şeyleri tercih ederken nasıl kullanıyoruz tercih kelimelerini? Efendime söyleyeyim neden sonuç konularına biraz değineceğiz? Bakın if konusunda type 2'ye değineceğiz 0 ve 1'i gördükten sonra. Ve Vichy'i ele alacağız ki önemli bir konudur. Hani keşke anlamına gelir ya. Sonra karşılaştırmalar ve süperlatifle defteri kapatacağız. Hazırsak sayfamı çevirdim ve şıkır şıkır başlıyorum. Şimdi genel gerçekleri anlatırken general truth genel gerçekleri anlatırken type 0'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Type 0 if clause'da. If ne demekti? eğer demekti. If'in Türkçesi eğer. Eğer şu olursa bu olur gibisinden. Nasıl peki hocam kuruluşu? Şimdi sıfırıncı türde if'i aldım. Word bir kullandım. Virgülü verdim. Bir daha Word bir kullandım. Yani simple present bir yapı. Simple present bir yapı. Çünkü gerçekleri anlatıyorum ya. Olay bu. Neleri anlatırsınız? Bakın arkadaşlar. Alışkanlıklar, tipik davranışlar, Açıklamalar. Yani şurada altını çizdiğim instructionlar. Mesela genel bakın. Genel gerçekler. Bilimsel gerçekler. Bunun if konusuna girerler. If'li cümlelere girerler. Mesela eğer yağmur yağarsa. If it rains. Her zaman için geçerli bir şey var. Yarıslanır arkadaşlar. The ground gets wet. ıslanır. If you mix yellow and blue. Bakın bir genel gerçek var. yok ki sarı renkle mavi rengi mix edersek You get green. Ne yaparsınız? Yeşili elde edersiniz. Yeşil rengi ele alır, şey yaparsınız, ortaya çıkartırsınız. Sigara içersem ne olur? Get old early. Erken yaşlanırsın. Suyu kaynatırsan ne olur? Evaporates. Buharlaşır arkadaşlar. Eğer var burada gördünüz mü? Şimdi if geldi. Fiilimi koydum. Bu olumsuz da olabilir. Sorun değil. Ana cümleniz bakın virgülden sonraki cümlenize dikkat edin will yapılarıyla kullanılmış. Yani should gelmiş, must gelmişken modular işte biz buna type 1 diyoruz. Şu olursa bu olacak gibi. Mesela eğer sınavı geçersem if i pass the exam annem babam ne yapacak? will be happy. mutlu olacaklar. If you don't feel well. Eğer kendini iyi hissetmezsen ne yapman gerekir? Bakın you should see the doctor. Doktora gitmen gerekir, doktoru görmen gerekir. If you are not busy tomorrow eğer yarın çok da meşgul değilsen, can you help me? Bana yardım edebilir misin? If she invites you, eğer seni davet ederse, you should accept it. Onu kabul etmelisin. If you work hard, eğer sıkı çalışırsan, you can win the prize. Ödülü kazanabilirsin. Ya da kazanacaksın, nasıl istersen öyle cümle kurabilirsin. Şimdi biz şu tavsiye işine bir gelelim. Should'da ve da ne vardı arkadaşlar? Tavsiye vardı. Tavsiye verirken kullanacaktım. Olumsuz'da ise yani should olumlu, shouldn't olumsuz. Fiil, verb 1 verelim tavsiyemizi. Jane should study harder. Jane daha sıkı ders çalışmalı. Tavsiye veriyorum. It's a good film. Bu güzel bir film. You should see it. İzlemen gerekir. Tom shouldn't play computer games so much. Bak ne diyor? Bu kadar fazla bilgisayar oyunu oynamamalı. You shouldn't sleep so late. Çok geç yatağına gitmemelisin. Çok geç uyumamalısın. Yine de sen bilirsin var arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. %51 yapı söz konusudur. Şurada. Yapada bir tersi de geçerli yani. It's delicious. Bakın bu lezzetli bir yemek. Should taste it. Tadına bakman gerekir. Bakın harika bir maç. Should watch it. Seyretmen gerekir. Bakın should'un yerine ought to kullanabilirsiniz demiştim. Ought to verb bir. You should go. You ought to go. On a diet diyete girmelisin. Ya da Jane ought to go on a diet. Jane diyete girmeli. We ought to stay at a cheap hotel. Bakın ucuz bir otelde hop we ought to stay konaklamalıyız. Harika. Öyle olduğuna inandığımız şeyleri de şudla anlatabiliriz. Hocam soru çok basit. Şudu öznenin sol tarafına aldım ve Tavsiye sordum. Should I buy? Satın alayım mı? Should he see? O görsün mü? Görmeli mi? Kimi? A dentist. Doktoru. Diş ağrısı var çünkü. Should Merve help? Merve yardım etmeli mi? Her parents today. Ebeveynlerine. Bakın. What should I do? In my free time. Boş zamanlarımda ne yapmam gerekir? Sizden tavsiye istiyorum arkadaşlar. Boş zamanlarımda ne yapmam gerekir? Burada sanki şöyle biraz kağıdım kaymış gibi düzeltiyorum hemen. Okeydir. Devam edebiliriz şimdi. <laughs> What time should I go to bed? Saat kaçta yatağıma gitmeliyim? Where should I spend my holiday? Tatilimi nerede geçirmem gerekir? İşte bu kadar arkadaşlar. Pekala. Şimdi devam etmek istiyorum. Sayfamı çevirdim ve bakalım ortaya ne çıkacak. Head better'da tavsiyelerde ...kullanabiliriz demiştik. You had better study. Ders çalışman gerekir. Yoksa we forget it. Her şeyi unutursun. You had better speak with your teacher. Öğretmenle konuşmalısın. Daha yoğun tavsiyelerde... ...yani belki de yüzde %70 oranında... ...uymamız gerekir arkadaşlar bu tavsiyelere. Peki hocam... ...olumsuz yaparken had better'ı... ...nasıl yapıyorum ben bu işi? Hadn't better yapıyor öğrenci? Hayır arkadaşlar... Had better'ı getirin, not'ı arkasından verin. You hadn't, bak, you had better not cry. You had better not eat any more cake. Daha fazla kek yememen gerekir dedi. Sayfamı çevirdim ve devam etmek istiyorum. Diyor ki, must, zorunluluk anlatacağım. Bakın şimdi. Özlem, must, mustn't ve verb bir kullanımı burada çok önemli bizim için. Şimdi şöyle devam edelim. I'm very hungry. Ben çok açım. I must eat something. Bir şeyler yemeliyim. Bu çok eğlenceli bir kitap. You must read it. Okumalısın. Arabamız çok kirli arkadaşlar. We must clean it. Temizlemeliyiz onu. I mustn't forget to finish my project. Ödevimi bitirmeyi unutmamalıyım. You mustn't be lazy. Tembel olmamalısın. You mustn't cut down the trees. Ağaçları kesmemelisin arkadaşlar. Mas'ta hem zorunluluklar vardır hem de yoğun tavsiyeler içinde mast kesinlikle kullanılabilir. Peki sayfamı çevirdim. Hocam soruyu nasıl yapacağım? Çok kolay arkadaşlar. Şurada da olduğu gibi mastı öznenin sol tarafına getiriyorum. Must we help? Yardım etmeli miyiz onlara? Must I come with you? Seninle gelmeli miyim? Must I call the police? Polisi aramalı mıyım? Must we pay it in cash? onu nakit ödemeli miyiz? Ya da nakit mi ödemeliyiz? In cash nakit bir şekilde demek arkadaşlar. Para peşin kırmızı meşin gibi. When must he visit? Bakın o ne zaman ziyaret etmeli? What must I do? Ben ne yapmalıyım? To be successful. Başarılı olmak için. Successful neydi arkadaşlar? Hemen buraya yazıyorum. Başa. Bir dakika. Başarılı. Aman diyeyim buna dikkat. Başarılı. Successful. Çevirdim sayfamı. Hocam. Have to'nun durumu ne? Bakın arkadaşlar. Have to'nun tam Türkçe karşılığı zorunda olmaktır. Buna dikkat edin. Olumsuzu ise bakın şimdi I have to he has to. Lütfen olumsuza dikkat edin. Don't have to doesn't have to. Şimdi olumlu cümlede kurala uymak zorundasınız. Yapmak zorundasınız. I have to go. Gitmek zorundayım. Ama mesela I don't have to sleep early. Erken uyumak zorunda değilim. İstersem uyuyabilirim. ya da bilirim. Şimdi ne demek istiyor? Hadi birlikte bakalım. Diyor ki I have to see the dentist. Diş hekimini görmek zorundayım. Çünkü muhtemelen dişi felaket çürümüş arkadaşlar. Artık ağız fena durumda. Dolayısıyla bu iş zorunluluğa girmiş. He has to get up at 7. Saat 7'de kalkmak zorunda. Bu bir zorunluluk arkadaşlar kalkmadığı takdirde sıkıntı var demektir. You have to finish your homework. Ev ödevini bitirmek zorundasın. Bu senin zorunluluğun. We have to walk to the mall. Bakın arkadaşlar. AVM'ye yürüyerek gitmek zorundayız. Niye? E cebimizde para yok ya da oraya pandemiden dolayı otobüs kalkmıyor misal. I don't have to sleep early. Bakın ne yaptık? Buraya kadar her hepsini yapmak zorundaydınız. Şimdi burada don't have to ne no, yaptı veya doesn't have to cümle olumsuzlaştı. İster yap ister yapma. I don't have to sleep early. Erken uyumak zorunda değilim. İstersem uyurum. Mary doesn't have to do chores. Mary ev işlerini yapmak zorunda değil. Ha, isterse vallahi yapabilir, zorunda değil. We don't have to sell our car. Arabamızı satmak zorunda değiliz ama satarsak da iyi olur, satabiliriz, sorun yok. Peki have to'yu soru yapmak istediğinde must, should, could, would bunları öznenin soluna alıyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın have to olduğu yerde kalıyor. Öznenin arkasında kalıyor. Do does olarak yardımcı fiil devreye giriyor. What time do you have to take your medicine? Bakın saat kaçta şeyini almak zorundasın, ilacını almak zorundasın. Does Jack have to work on weekends? Jack hafta sonlarında çalışmak zorunda mı? Why do you? Why do they have to move? Onlar bakın neden Londra'ya tekrar taşınmak zorundalar? Have to move. Do we have to read that book? Şu kitabı veya bu kitabı okumak zor şu kitabı daha doğrusu okumak zorunda mıyız? Do I have to see the doctor? Doktoru görmek zorunda mıyım? Where do they have to stay tonight? Onlar bu gece nerede kalmak zorundalar? İşte bunlar da soru biçimiydi arkadaşlar. Peki Şimdi biz çok önemli bir konu olan şu pasif meselesine bir el atalım arkadaşlar. Diyor ki pasif demek hemen yazıyorum. Şöyle edilgen demektir arkadaşlar. Biz şimdi etken cümleleri edilgen çatıya çevireceğiz. Tom writes the letter. Tom mektup yazar. Bakın şimdi. The letter is written by Tom. İstersen buraya birazdan ileride göreceğiz. Mektup Tom tarafından yazılır. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir aktif cümle var. Etken cümle var. Bu etken cümlenin nesnesini edilgen cümlenin yani pasif cümlenin öznesi haline getiriyorum ve konu o kadar basit ki bir artı fiilin üçüncü hali. Bu kadar basit arkadaşlar. They grow tea in Rize. Onlar Rize'de çay yetiştirirler. Dolayısıyla tea is grown in Rize. Çay Rize'de yetiştirilir. By them onlar tarafından. Bakın şimdi. We produce electric cars. Biz elektrikli arabalar üretiyoruz. Dolayısıyla electric cars, elektrikli araçlar are produced, üretilirler by us. Bizim tarafımızdan üretilirler. Şu kalemimizi değiştirelim arkadaşlar. Artık yazmamaya başladı. Sayfayı çevirdim. Peki hocam. Şimdi burada bir şey yaptık biz yani şöyle tekrar getireyim. Present'da bir pasif edilgen yapı yaptık. Yani emizar kullanımı ile. Peki past'ta bu iş nasıl olacak? Çok basit arkadaşlar. Bazı öyle dönüyor. Şimdi cümle geliyor. Bakın cümlem fiilim ikinci halde. Verb 2'de yani. Şöyle düzgün yazmaya çalışalım. Tom wrote the letter. Şimdi Tom mektubu yazdı. Nesnem bakın burada bir object var. Bu object şurada hemen benim karşıma yani pasif cümlede subject olarak çıkar. The letter was written. Mektup yazıldı. Bakın şimdi. Edison invented the light bulb. Şimdi ampulü icat etti diyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın ışık ampulü icat etti. Edison. Şimdi ampulü aldım. Pasif cümlenin başına özne olarak getirdim. The light bulb was invented by Edison. Şimdi bakın ampul Edison tarafından icat edildi. Meltem cleaned the house. Meltem evi temizledi. Neyi? Evi. O zaman ev pasif cümleye özne olarak geldi. The house was cleaned. Biz ne dedik? Be artı verb 3 bize pasif yapıyı verir dedik arkadaşlar. İşte burada was cleaned. Temizlendi by Meltem. Peki <laughs> sayfamı çevirdim. Şimdi arkadaşlar 10 tane alıştırma. Ve alıştırma bize diyor ki bu cümleler aktif mi pasif mi? My grandpa. Şimdi dün büyük babam arabayı sattı, satıldı. Tabii ki de arabayı sattı. Sell fiilinin ikinci hali olan soldu yazmam yeterli. The house. Bakın şimdi. Arkadaşlar ev inşa mı eder, inşa edilir mi? The house. Bakın. The house was built. Fiilinin üçüncü hali T ile yazılacak. İki hafta önce inşa edildi. Şimdi her gün onu görürüm. I see. Bakın olduğu gibi aldım. Her everyday her gün onu görürüm. Bakıyorum her yıl duvarları boyarlar. They paint yazmam yeterli mi hocam? Yeterli. They paint the walls everyday. Her gün duvar her yıl duvarları boyarlar. Bakın geçen hafta arkadaşlarını ne yaptılar arkadaşlar? Invite ettiler. They invited their friends last week. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarını davet ettiler. Mükemmel. Bakın buraya kadar hep aktif aktif gitti. Şurada sadece bir tane pasif gördük. Şimdi köprü bitirir mi bitirilir mi? Bakın şimdi the bridge was finished yazıp bırakıyor öğrenci. Yanlış arkadaşlar ed'yi verin was finished. 1974'te 1974'da inşa bitti yani yapım bitti. Bitirildi veya was finished. Pekala we şimdi bakıyorum biz ne yaptık arkadaşlar? Şu anda çay içiyoruz bakın we are drinking bu aktif bir cümle. We are drinking tea at the moment. Şu anda çay içiyoruz. My laptop yesterday'de ne oldu arkadaşlar? Was fixed. Tamir edildi. Bakın. They got married two years ago. Onlar iki yıl önce evlendi. This poem. Bakın şimdi. Was written by Necip Fazıl tarafından yazıldı. Bu şiir Necip Fazıl tarafından yazıldı. Kişiyi belirtmek istediğimde bayla bunu belli ediyorum arkadaşlar. Tarafından demek. Şimdi dedik ki sıra bildiren olayların sırasını bildiren bir takım mevzuatlara girişeceğiz dedik arkadaşlar. Pekala. Şimdi girişelim bakalım. First birinci, second ikinci, third üçüncü. Next daha sonra, then daha sonra, after that daha sonra, later daha sonra, finally en sonunda. Bakın arkadaşlar, finally en sonunda demektir. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Şu dördü bakın. Burası, 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 burası bize aynı anlamı verecektir. Peki biz bunu nerede kullanırız? Daha ziyade tariflerde kullanırız arkadaşlar. Yol tarif ederken de kullanabiliriz. Yemek tariflerinde de kullanabiliriz. Mesela. İlk olarak ne yapacağım? First, boil some water. Biraz su kaynat. Daha sonra next, pour the water in a cup. Bir fincanın içerisine. Pour boşaltmak demek suyu boşaltınız. Then ve ondan sonra bakın put the tea bag in the water. Bu kaynamış suyun içerisine ne yapacağım? Çay poşetini daldıracağım. After that ve sonra da add some sugar and milk. Biraz şeker ve süt, ek, süt ekleyiniz. Bu da tamam. Finally işte sonunda add a biscuit and enjoy it. Biraz da bisküvi ekleyerek tadını çıkart. Afiyet olsun diyor çevirdim. Ha bakın arkadaşlar burası biraz önemli. Dedim ki bir konuya ilişkin bence benim fikrime göre ben şöyle düşünüyorum. Yani fikir beyan etmek istediğimde hangi yapıları kullanacağımızı öğrenmiştik. I think, I believe, I guess, I suppose, in my view. Bakın. Tahminime göre Zannediyorum ki benim fikrime göre, benim inancıma göre, bence aslında hepsi aynı şey. Mesela in my opinion. Bakın benim fikrime göre. As I bakın şimdi arkadaşlar. As I see it. Hepsi aynı anlam verecek. The way I see it. If you ask me. Mesela eğer bana sorar. It seems to, yani bana şöyle görünüyor ki. Bunların hepsi bir fikir beyan etmek istediğinizde kullanılan ibarelerdi demiştik arkadaşlar. Şimdi ben devam etmek istiyorum. Çok önemli bir konuya geleceğim. Bana sorarsanız şimdiye kadarkilerin en önemlisi diyebilirim. Şimdi preferences bakın tercihler demek. Stating preferences tercihlerin ifade edilmesi. Prefer ne demekti? Hemen yazıyorum arkadaşlar. Tercih etmek demekti. Preferences tercihler. Peki nasıl bildireceğim? Bakın. Şimdi diyor ki tercih etmek fiilinin arkasından bir isim kullanabilirsiniz. Yani tercih ettiğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. I prefer a smartphone. Ben bir akıllı telefonu her zaman tercih ederim gibi düşünün. Peki bir şeyi bir şeye tercih edeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir isim getiriyorum. To ile. Bakın tercih edatıma dikkat edin. I prefer a smartphone to a tablet. Bakın. Ben cep telefonunu tablete tercih ederim. Demek ki cep telefonunu ya da akıllı telefonu daha çok seviyorum. Şimdi fiil gelecek hocam. Yani şu fiili gerçekleştirmeyi o zaman arkadaşlar ING ekleyin prefer'ın arkasından gelen fiile. Bakın. I prefer playing online games. Bakın ben online oyunlar oynamayı tercih ederim. Bakın fiil -ing aldı. Peki hocam falanca fiili Filanca fiile tercih ediyorum. Yine to gelecek ama her iki fiilin de ing ile yazılması gerektiğini unutmayacaksınız. I prefer reading a book. Bakın. I prefer reading to watching. Öyle düşünün. Kitap okumayı, televizyon okumaya tercih ederim. Mükemmel. İki şey arasındaki tercih yaparken to kullandım. Peki hocam. Prefer'ın arkasından fiil ing alıyor da to almaz mı? Tabii ki alır. Bakın şimdi. I prefer to read blogs. Ben blog okumayı, bloglar okumayı, şu, bir dakika şöyle ayıralım. Ben blog okumayı veya ya da ben blog sayfaları okumayı tercih ederim. Şimdi fiil geldi ya bakın arkadaşlar. To'nun arkasından fiil geldi. Başka bir fiil yani bir fiili bir fiile yapmayı tercih ediyorsunuz. Bu sefer to değil rather than kullanacaksınız. Bu acayip önemli bir ayrıntı. Hatta şuraya ben şöyle bir yıldız atayım buna dikkat edin demektir arkadaşlar. Bakın şurayı ayıralım önce kafamız karışmasın. I prefer to join discussion forums. Bakın. Ben tartışma forumlarına katılmayı tercih ediyorum. Neyden ziyade chat odalarına katılmaktan ziyade bakın to değil artık arkadaşlar. Rather than ile karşılaştırdı. Yani prefer'ın arkasından gelen fiili to ile kullandığınızda diğer fiilin karşılaştırması yapılırken to değil rather'la kullanmanız, rather denle la kullanmanız lazım. Müthiş bir ayrıntı. Peki tercih etmiyorsam çok kolay arkadaşlar. Don't doesn't kullanabilirsiniz. I don't prefer tea. Çayı tercih etmem. She doesn't prefer tea. O çayı tercih etmez. Hocam soru. Do you prefer a tablet or a PC? Yani bir PC mi bir tablet mi tercih edersin? Does he prefer a tablet? O, bakın aynı şey. O bir tablet mi yoksa bir PC mi tercih eder? İşte bu kadar basit arkadaşlar. Evet sayfamı çevirdim. Peki hocam tercih bildirirken Başka kelimelerimiz var mı kullanabileceğimiz? Var arkadaşlar. Would rather var elimizde. Hemen onu kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Bakın şimdi. Would rather'ın arkasından fiili demiş ki birinci halde getiriniz hocam. Getirdik. I would rather share photos. Ben fotoğraf paylaşmayı tercih ederim. Would rather'ı şu şekilde would'u kısaltabilirsiniz. I'd rather şeklinde olabilir. Şimdi would rather'ın arkasından verb bir geldi. Karşılaştırma yaparken bu sefer nasıl preferred mesela? to kullanmıştık. Den kullanıyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Den'in arkasından fiil verb bir formuna gelecek. Bakın birbirini nasıl tamamlıyor. Formül çok basit. I would rather read online news. Bakın online haberleri okumayı tercih ediyorum. Neden ziyade? Watch the news on TV. Televizyonda haber seyretmekten ziyade. Karşılaştırmaya dikkat. Would rather, wouldn't rather diyor. Hayır arkadaşlar olumsuz yaparken wouldn't rather yazıyor öğrenci. Would rather not. Aman diyeyim. I'm very tired. Çok yorgunum. Okay. I would rather not sleep late tonight. Bu gece geç uyumayı tercih etmiyorum. Önemli bir ayrıntıydı. Şimdi konu nedir? Because, as, since, so, therefore. Neden sonuç bildireceğiz arkadaşlar? Bakın şimdi. Neden bildiren bağlaçlar? Den dolayı anlamına gelir hepsi. Buna dikkat. Hepsi bunların den dolayı anlamına gelir. Şimdi bu kalemimizi de bitirdik. Hemen kaldırıyoruz arkadaşlar. Diyor ki <laughs> bu bağlaçlar ne için kullanılacak? Neden bildirmek için kullanılacak? Ve şu, şunlar ise so, therefore bunlar da sonucu bildirecek arkadaşlar bize. Bakın result'ı bildirecek. My father prefers smartphones. Bakın bu bir sonuçtur. Benim babam akıllı telefonu tercih eder. Neden? Because They have many different functions. Çünkü akıllı telefonların bir sürü farklı fonksiyonları vardır. My brother prefers gaming laptops. Bakın şimdi. Oyun bilgisayarlarını mı tercih ediyor? Evet. Bu bir sonuçtur. Bak çıkarım var. Bak şimdi. As their performances are better. Çünkü onların performansları daha iyidir. I would rather use an ultrabook. Şimdi ben bir ultra book tercih ediyorum. Neden dolayı? Since I can carry it everywhere. Çünkü onu her yere kolaylıkla taşıyabilirim. Bakın şimdi. Bunlar neden bildirdi? Sonuçlara bakalım. A gaming laptop has more powerful hardware and faster performance. Şimdi oyun bilgisayarlarının daha güçlü olduğu, daha güçlü bir donanıma sahip olduğu ve daha hızlı bir performansı var olduğu doğru mu? Doğru. Sonuç. So It is the best alternative for me. Sonuç benim için en iyi alternatif budur. Therefore, an ultrabook is lighter. Şimdi ultrabook daha hafiftir, daha güçlüdür, daha hızlıdır. Sonuç, therefore işte bundan dolayı my father prefers it. Benim babam ultrabook'u tercih eder. Çevirdim. Şimdi son zamanlarda relative clause'lar işlemiştik. Relative clause'lar bize neyi gösterecekti? Belirsiz bir ismi belirli bir hale getirmeyi gösterecekti. Şimdi biz belirsiz bir insanı tanımlarken who kullandığımızı söyledik. Belirsiz bir nesne, belirsiz bir hayvan tanımlarken which kullandığımızı söyledik. That ise ikisinin yerine her türlü kullanılabilir dedik. Peki hocam sahiplikler? possession Whose? Hocam yer bildireceksem where? Zaman bildireceksem when? Çevirdim sayfamı. En iyisi örnek içerisinde görmektir. Her zaman söylüyorum. This is the market. Arkadaşlar işte bu market. Hmm. Which bakın was opened yesterday. Dün açılan market. The boy. Bakın şimdi çocuk. Ki onun kardeşi. Bakın. Whose brother is at our school. Erkek kardeşi bizim okulumuzda olan şu çocuk was here yesterday. Dün buradaydı. The man, bakın şimdi. Who found the money. Parayı bulan adam was very poor. Çok fakirdi. He wears sunglasses. Bakın şimdi. İnsan dışı bir varlık. Which. Doğru değil mi arkadaşlar? Which makes him very funny. Şimdi o, bakın, kendisini çok komik gösteren gözlükleri takar. They came with a man. Bir adamla geldiler ki bu adam, bakın, who works at a bank. Bankada çalışan bir adam ile beraber geldiler. Şimdi dedik ki if clause'larda videonun başında type 0'la şurası P arkadaşlar type 0'la type 1'i gördük dedik. Yazamadım bir daha yazıyorum. Şöyle type 0 ve type 1 dedik arkadaşlar. Type 2'yi ele alacağız demiştik. Bakalım nasıl bir şey karşımıza çıkacak. Şimdi Second condition'da ne hakkında konuşacağız? Unreal. Gerçek olmayan yani hayale dayalı olaylar hakkında konuşacağız. Bunlar olması pek olası durumlar değil arkadaşlar. Present ve future'u anlatabiliriz. Şimdi if clause yani önce if'li cümle sonra main clause gelecek. If'li cümlede tabii ki de verb 2 yani past simple bir cümle kuracağım. Ve arkadan would, could, getirebilirim. Would arkasından da fiilimi birinci halde kullanıyorum tabii ki. If you were more bakın şimdi. If you were more careful eğer daha dikkatli olsan ki olmasın seni biliyoruz. You wouldn't make so many mistakes. Çok fazla hata yapmazsın. Bakın arkadaşlar. İngiliz diyor ki bizim dilimizde gerçek dışı olayları ya da hayalleri anlatırken past simple tense kullanınız. Şimdi if bu arada was yerine were de kullanabilirsiniz cümlelerde. If I were a superhero, eğer ben bir süper kahraman olsaydım ki bu bir hayal. I would protect bütün insanları korurdum. İşte kötü şeylerden, wicked olaylardan. If I could fly, eğer ben uçabilseydim I would be, I wouldn't be late for my appointments. Randevularıma geç kalmazdım. Bak hepsi bunların hayal. You would lose some weight. Biraz kilo verirdin if you ate less bread. Eğer daha az ekmek yesen biraz kilo verirsin. Şimdi ama senin daha az ekmek yemen mümkün değil. Çünkü sen ekmeği semiren bir adamsın. Hayal ediyorum sadece. If I had some free time. Eğer biraz boş zamanım olsaydı ki ben o kadar yoğunum ki benim hayatta boş zamanım olmaz. I would travel abroad with my family. Ailemle yurt dışında seyahate giderdim. If Tony were older. Eğer Tony daha yaşlı olsaydı. Yani yaşı daha büyük olsaydı. He could vote. Oylama yapabilirdi. Yani oy kullanabilirdi. Pekala. Şimdi wish var arkadaşlar. Ben size şunu söylemek istiyorum. I wish ile birleştiğinde bize keşke anlamını verir. Keşke bir hayal kelimesi, hayal bildiren bir yapı olduğu için de bu yapılar arkalarından verb 2 alırlar. Bakın şimdi. I wish I were taller. Keşke daha uzun boylu olsaydım. I wish we lived in a big city. Keşke daha büyük bir şehirde yaşıyor olsaydık. I wish I were a superhero. Keşke bir süper kahraman olsaydım. I wish I could fly, keşke uçabilseydim. I wish I could speak German, keşke Almanca konuşabilseydim. I wish I didn't have to get up so early, keşke bu kadar erken kalkmak zorunda olmasaydım. I wish, şurayı ayıralım arkadaşlar, bir dakika. Burada yine şöyle bir mavi kalemle, şurayı ay burada ayrı, yani biraz kayması lazım sağ tarafa. I wish I had a lot of money, keşke çok fazla param olsaydı. We can use word instead of was dedik ki bu cümlelerde was'ın yerine word kullanabiliriz önemli değil. Arkadaşlar bunların hepsi keşkedir, bil hayal ürünüdür. O yüzden hayal hayali durumları İngilizcede biz past simple'la yani word 2 ile anlatırız demiştik. Sayfamızı çevirdik. Şimdi burada önemli bir durum var. Karşılaştırmaları görmüştük dönem içerisinde. Öğrencilerin en çok karıştırdıkları mesele konuyu anlıyorlar da kelimelerin arkasına er takların, takılarının gelişiyle ilgili sorun yaşayabiliyoruz. Bakın arkadaşlar iki şeyi karşılaştırırken bir kere şöyle bir dakika bir kalemi daha bitirdik gibi arkadaşlar. Attım hemen. İki şeyi karşılaştırırken insan olabilir veya neyse, iki, iki, yer olabilir, hayvan olabilir. İki şeyi karşılaştırırken komparatif yapıyoruz. Karşılaştırma kullanıyoruz. Şimdi bakın. Tek heceli sıfatlar bu önemli. Sıfatı ben ağzımdan çıkartırken bir tek ünlü harf ağzımdan çıkıyor. Dikkat sıfat ağzından çıkarken. Short. Shorter. İşte bu tek ecelilerde er getiriyorum arkadaşlar. Small. Smaller. Big. Bigger. Hot. Hotter. Bu kadar basit. Karşılaştırmaya da deni unutmayacağım. Peki hocam. iki hece ama y ile bitiyor. Şimdi arkadaşlar. Y'nin telaffuzu i'ye dönüşecek. Er getireceksiniz. Happy. Happier. Easy. Easier. Friendly mesela friendlier diyebilirsiniz. Peki hocam iki ya da daha fazla heceler söz konusuysa ne olacak? O zaman more kullanın. More beautiful, more expensive, more famous. Daha güzel, daha pahalı, daha ünlü gibi. Pekala bir de düzensiz sıfatlar var arkadaşlar. Biçimini değiştiriyor. Mesela good güzel, better daha güzel daha iyi. Bad kötü worse daha kötü far, uzak, bakın further, böyle de söyleyebilirsiniz farther, böyle de söyleyebilirsiniz daha uzak derken. Ha, bir de işin superlatif, hani en üst düzeydekini anlatırken bir grubun içerisindeki eni anlatıyorum. Hikaye aynı, tek ecele de bu sefer EST getiriyorum ama ve lakin dayı unutmadan. The shortest, en kısa, the smallest, en küçük, the biggest, en büyük, the hottest, en sıcak. Happy, easy, friendly. Ne dedik? Arkadaşlar y ile biten sıfatlarda direkt east bu şekilde getirebiliriz. More, more yazma, more happy. Böyle bir şey gerek yok. Happiest, the easiest, the friendliest gibi. En mutlu, en kolay, en samimi. Ve çok iki ve daha fazla hecelerde the most beautiful, en güzel, the most expensive, en pahalı, the most famous, en ünlü. Dedik ki biçimini değiştirir irregular düzensiz sıfatlar. good dedik ki iyi, güzel. better vardı. Daha iyi, the best en iyi. bad mesela dedik ki worse daha kötü, the worst en kötü. far burada ne dedik arkadaşlar? Şurada bakın. Şöyle bir şey yazdık. farther ister böyle söylerim dedik, istersek böyle söyleriz dedik. Problem değil. farthest farthest furthest kullanımlar geçerlidir. D'yi unutmayacağım ama. Peki. Şimdi diyor ki bugün neler gördük? Neleri tekrar ettik? Type 1 ve type 0 ve type 1 if clause'da. Ve tavsiyeleri gördük. Should ought to had better. Zorunluluk vardı. Must have to. Present ve past. Bak bu önemli arkadaşlar. Pasif gördük. Edilgen yapı gördük. Olay sıralaması birinci, ikinci, sonuncu gibi. Ve kişisel fikirlerin ifade edilmesinde kullanılan ibareler tercihlerin ifade edilmesi, neden sonuçlar bildirilecekti. Bakın yine çok önemli. Hayal dünyasının anlatıldığı, if clause'da type 2'yi gördük, wish, keşkeyi gördük ve arkadaşlar comparative, superlatif ile hop en güzeli geldi. Award question is waiting for you. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.